Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar. Nisan 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Akrepler, bu ay şifa ayı, iyileşme ayı. Günlük hayatınızı, iş ve çalışma koşullarınızı gözden geçirip düzenleyebileceğiniz önemli bir aydasınız. Yeni ayla başlıyoruz Nisan'a. 1 Nisan'da 11 derece Koç burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay sizin 6. evinizde doğuyor. Günlük hayatınızla ilgili alışkanlıklarınız çalışma koşullarınız, beslenmeniz, genel sağlığınızla ilgili alanlarda yeni ay size bazı kapılar açabilir. Bir sağlık sorununuz varsa artık bir tedavi imkanı bulabilirsiniz. Veya hani yaşam kalitenizi arttırmak, kendi sağlığınızı iyileştirmek adına alışkanlıklarınızı, beslenmenizi gözden geçirebilir. Buralarda iyileştirmeler yapabilirsiniz. Çalışma koşullarınızı iyileştirebilirsiniz birlikte çalıştığınız kişiler hizmet aldığınız kişilerle ilgili de etkiler var sorunlu ilişkileri gözden geçirmeniz ya da yardıma ihtiyacınız olan alanlarda bazı destekler almanız mümkün bu yeni ay bazı alışkanlıkları değiştirebilir yaşam alanlarınızda Konfor alanlarınızda düzenlemeler yapabilirsiniz Hatta yeni bir evcil hayvan mesela edinebilirsiniz evcil hayvanınız varsa onun genel sağlığı bakımı ile ilgili temalarda bu ay gündemlerde gündeminizde olabilir ayın 15'ine kadar olan süreçte yeni ay tesirleri devre de olacak ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 11 derece ve yakınlarında öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyor mu? Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak. Bu burçlarda gezegenleriniz varsa bu yeni ay sizi etkileyebilir. Daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Evet, gezegeniniz Mars Kova burcunda olacak ayın 12'sine kadar. 5 Nisan'da Mars Satürn'le Kova burcunda birleşiyor. Çok güçlü ama sert bir açıdır. Kıranı Nahsen denilen bir açıdır. Kolektif alanda, toplumsal alanlarda e, zorluklar, e, önemli olaylar, savaş gibi durumları e, tetikleyebilen bir açı. Sizin için de şu anda hani bireysel olarak Kova burcunda olduğu için dördüncü e, evinizde özel hayat, aile, yuva alanlarını da etkilediği için biraz daha dikkat etmek gerekiyor. E, Mars ve Satürn kavuşumu ayın 5, 5'i ve 5'inin yani yakınlarında özellikle. E, burada genel sağlığınızla ilgili bazı zorluklar ortaya çıkarabilir. Eee Eklem ağrıları, kemik ağrıları olabilir, kronik sorunlar artabilir. Bunlara karşı temkinli olmakta fayda var. Kazalara, sakarlıklara dikkat edin. Vurma, çarpma, kırma, düşme gibi. Aile üyeleriyle de ilgili olabilir. Hani ebeveynler, özellikle daha yaşlı, olgun olan aile üyeleri, işte hasta olan kişiler falan. Onlarla da ilgili temkinli olmakta fayda var bu zor açı nedeniyle birazdan hani evdeki koşullar, aile içi ilişkilerde baskı hissedebilirsiniz. Tartışma zemin yani tartışmalar da olabilir, anlaşmazlıklar da olabilir. Bunları iyi yönetmek gerekiyor bu dönem içerisinde. Ve ayın 12'sinde artık Mars kovadan ayrılıp balık burcuna geçecek. Bu sizi biraz daha rahatlatmaya başlayacak. Bu zorluklar hani aileyle ilgili alanlar, sorumluluklar alanındaki sıkışıklıklardan yavaş yavaş kurtuluyorsunuz. Ayın 12'sinden sonra bir rahatlama, böyle bir daha duygusal, daha romantik enerjiler devreye girmeye başlayacak. İlişkilerden sorumlu gezegenimiz de ayın artık 5'inden sonra kova'dan ayrılıyor. Balık burcuna geçişini yapıyor. 12 Nisan'da ise çok hoş bir, güzel bir kavuşum var gökyüzünde. Yine çok ender rastlanan büyük bir kavuşum bu. Jüpiterle Neptün Balık burcunda kavuşacak. Bu iki gezegen 13 yılda bir bir burçta kavuşur ama balık burcundaki kavuşumu en son 1856 yılında olmuştu. Dolayısıyla ender rastlandığı için güçlü bir tesir ama iyicil bir etki olduğunu söyleyebiliriz. Yine kolektif alanda tesirlerini görebileceğimiz bir etki bu. Size de güzel bir açıda kombinasyonda olacak. Yani tam 5. evinizde böyle Jüpiter'in, Neptün'ün çok güçlü olduğu, söz sahibi olduğu bir burçla büyük bir kavuşum var. 5. ev romantik bir ev. Yaratıcılığı arttıran, aşk ve romantik konuları güçlendiren, sanatsal ilham veren, manevi yönü güçlendiren, sezgileri güçlendiren bir alan. E, sanatçıları destekleyebilir. Aşk hayatınızı çok romantik ve olağanüstü bir hale getirebilir. Yani rüya gibi bir ilişki gündeme gelebilir örneğin. Çocuklarla da ilgili yardımlar, destekler alabileceğiniz bir dönem aslında. E, sevgili akrepler, yılın ayın ikinci yarısı itibariyle bu etkiler yavaş yavaş güçlenecek ve ayın 16'sında terazi burcunun 26 derecesinde dolunay meydana geliyor 12. evinizde meydana gelecek bu dolunay pürütodan güçlü bir açı alıyor 12. ev dolunayları yaşamımızda bilmediğimiz görmediğimiz gizli olan bir şeyin açığa çıktığı bir dönemi işaret eder bu sizin tabii ki bilinçaltınızdaki duygularınız, düşüncelerinizle de ilgili olabilir. Kendinizle de ilgili bir şeyleri keşfedebilirsiniz. Aslında yine şifalanmak için iyi bir dönem. Terapiler alabilirsiniz, bilinçaltı çalışmaları yapabilirsiniz, rehberlikler, danışmanlıklar alabilirsiniz. E, sağlıkla ilgili daha ciddi sorunlarınız varsa hani hastaneler, klinikler, buralarda kontroller yaptırmanız, tedaviler yaptırmanız mümkün. Şöyle bir günlük hayattan biraz uzaklaşıp bir dinlenmek için, kısa bir tatil için, bir inziva için de uygun şartlar var. Yaratıcı çalışmalarınız desteklendiği için yalnız başınıza yapacağınız bu tarz hani sanatsal faaliyetler, çalışmalar için uygun bir zaman aslında bu dolunay ve dolunayla beraber ayın özellikle ikinci yarısındaki süreç değerlendirebilirsiniz. Ee, sırlar ortaya çıkabilir. Mesela hani sizden saklanan bir şeyleri keşfedebilirsiniz. Gizli hayranlar, pilotonik ilişkiler olabilir bunlar. Ee, sizin sakladığınız bir şeyler de bir anda belki başkaları tarafından fark edilebilir, ortaya çık çıkabilir. Sadece bir şeyleri kaybetmeye, işte böyle gizli düşmanlıklar olabilir, hırsızlıklar olabilir. Bu tarz olumsuz tesirler olabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle saklamak istediğiniz bilgiler olabilir. Hani bunlara karşı biraz daha temkinli yaklaşmakta da bu dönemde fayda var. Ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 26 derece ve yakınlarında mı? ve özellikle öncü burçlarda gezegenleriniz var mı? Öncü burçlarda 26 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim etkiler daha güçlü olabilir kendini hissettirebilir ama önce burçlarda gezegenleriniz bulunmuyorsa, Bunları çok da hissetmeyebilirsiniz. Özellikle olumsuz tesirleri yani görmeyebilirsiniz sevgili akrepler. Ayın 25'inden sonra Venüs'ün Neptüne ve Jüpiter'e doğru ilerlemesi romantik etkileri, sanatsal ilhamları çok arttıracak. Çok güzel tesirler var. Biraz böyle eğleneceğiniz, keyif alacağınız, ortamlarda bulunmanız mümkün. Hatta parasal konularda da Venüs'ün bu pozisyonu sizi destekleyecek. Yani şansa ihtiyacınız olan alanlarda örneğin herhangi bir spekülatif alan olabilir. Bu yatırım piyasaları olabilir. Şansa ihtiyacınız olan alanlarda ayın son günlerinde çok özel şanslarla, fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. 30 Nisan'da Boğa burcunda güneş tutulması var. Ayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sizin için çok güçlü bir tutulma bu çünkü tam karşıt burcunuzda ilişkiler, evlilik, ortaklıklar alanınızı şekillendirecek daha kadersel etkileri barındırıyor. Bu ayla sınırlı değil. Daha çok Mayıs'ta bunları hissedebiliriz ve önümüzdeki birkaç ayda bu etkiler devam edecek bununla ilgili detaylı bir video hazırladım astrofoni Demet Bahtıcı YouTube kanalında güneş tutulması videomuzda izleyebilirsiniz hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum hoşçakalın sevgili astroloji severler Herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.